Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda motorlu tırpanın çalışmasından bahsedeceğiz. Beğeneceğinizi umuyorum. Ben sözü uzatmadan Erhan Usta'ya bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün motorlu tırpan nasıl çalıştırılır? Çalıştırırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Öncesinde ve sonrasında onlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu benzin bidonumuz arkadaşlar içinden çıkmıştı. Biz daha iyi görün diye burayı ben işaretledim. Kamera görsün diye işaretledik. Tabii. Burada yok normalde işaret. Normalde bu aşağı seviye benzin. Şu aradaki küçük yerde iki zamanlı, iki T motosiklet ya. Ayarlanışını da gösterelim. Bidonumuzu düz bir yere koyuyoruz. Hafif çevireyim mi abi, görebiliyor musun? Olur, gözüküyor. Bidonun üzerinde işaret var da biz siyaha boyadık orayı ki kamera alsın diye. Normalde çıplak gözle rahatlıkla görebiliniyor zaten. Alt seviyeye kadar benzini dolduruyoruz. Seviyemiz tamam abi. Gördüğünüz gibi 2T. İki zamanlı motor yağımız. İkinci seviyeye kadar da yağımızı koyuyoruz. Evet. Bunu da kapattık, kaldırdık. Bidonumuzun kapağını güzelce kapatıp karıştırıyoruz. Bidonumuzun kapağını açtık. Depomuzun kapağı düzelteyim. Seyircimiz çok dikkatli. Böyle şeyler duyarıyor. Teşekkür ederim. Özellikle benzine koyduğumuz yağ iki zamanlı yağ olmalı. Özellikle belirtiyorum. Başka yağ kullanmayalım. Bir de kapak ölçüleri falan diye soranlar olmuş. Mümkün olduğu kadar kapakları ölçü olarak kullanmayalım. Bu işinden çıkan bidonu kullanmak her zaman daha yararlı olacak. Daha avantajlı. Yahut da eğer ölçüleri varsa 1 litreye 40 gram 50 gram olacak şekilde ayarlanabilir. Çünkü kapakların bu ebatları ya farklı olduğu için kapak boyu diyorsun. Abicim belki olmuyor. Şu iki kapak şundan olabilir. Olabilir diyorum. Bir kapak kurtarabilir. Kapak deyince şimdi herkes bu kapağı kullanmaz. Kola bidonunun kapağını da kullanabilir. Bundan evet. Daha büyük bir kapak da kullanabilir. En iyisi kendi firmanın verdiği ölçüyü kullanmak. Tabii. Şurada görüyor musun abi? Karbüratörümüzün pompası var. Evet. Görüyor değil mi? Ya yani orada şimdi pompalayacağım ben. Orada ne yapıyor demesinler. Buradan yakıt hortumundan benzinimizin geldiğini gördük. Ondan sonra ciklemizi yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırdıktan sonra çalıştırma düğmesinden bir konuma getiriyoruz. Burada da şunu da belirteyim. Bu tetikte avuç içi mandalı var. Bu mandala basmadan öndeki tetik çalışmaz. Gördüğün gibi abi. Falan kaldırdık. Şimdi bunu arkadaşlar yaparken ayağımızı destek alıp üstten bastırıyoruz. Birkaç tane diğer motorlar olduğu gibi. Sesini duyunca çalıştırırız diyecektim ama motor çalıştı, benzini tam kullandığımız için bazen yağ fazla koyuyorlar, çalışmıyor. Ciklemizi çalıştıktan sonra indirdik. Bazı bilgileri de vereceğiz demiştik. Çalıştırdıktan sonra bir daha cikleyi çekmemize gerek yok. Motor sıcakken çalışır. Burada çalıştırdıktan sonra kullanmadan önce muhakkak ve muhakkak bir depo rölantıda çalıştıralım.
İlk kurulumdan hemen İlk sonra. İlk kurulumda hepsi için geçerli bu tarz iki zamanlı motorlar için. Bir defo boşta rölantıda çalıştıralım. Ondan sonra kullanmaya başlayabiliriz. Kullandıktan sonra da yarım saatte bir böyle 10 dakika 15 dakika dinlendirirsek daha verimli olur. Her Zaten depo bitiminde. Soğutma, hava soğutması yüksek olduğu için çok şey yapmaz bu motorlar, etkilemez ama yine de o şekil kullanılırsa daha iyi olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda motorlu tırpanın çalışmasından bahsettik. Beğendiğinizi umuyorum. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu. Ve şu anda makinamızın bitmiş halini gösteriyorum. Montajı bitmiş halini.